Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sağlar getirdiniz. Ben yine bir çılgınlık yaparak Diyarşu Spor maç öncesinde bu videoyu çekiyorum. İnşallah siz değerli kardeşlerimin beğenisine e, talibim. İnşallah beğenirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, aslına bakarsan Cumartesi günü bu haber sosyal medyaya düştü ama Fenerbahçe Galatasaray'ın genç yıldızını alıyor diye bir haber verildi. Transferde çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'nin son hedefi ezeli rakibi Galatasaray'ın genç yıldız adayı oldu diye. Şimdi ben bu habere sevindim. İnşallah doğrudur. Niye? Fenerbahçe geçen yıl Ocak ayında seni alacağız. Profesyonel yapacağız. Galatasaray'da sözleşme yapma dedikleri Beknaz Almaz Bekov'u ikna etti diye. Arkadaşlar bu çocuğu ben e, izledim. Benden geçer not aldı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu. U19 Galatasaray'ın 19 finalinde Başakşehir'e kaybedip inşallah Galatasaray Lig'de de Başakşehir'e kaybedip Lig'de ikinci olmasının ardından sosyal medyadan bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güzel anılarla dolu hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum diye bir mesaj yayınlamış. İngilizlerin ünlü yayın organı The Guardian gazetesi 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirlerken Fenerbahçe'den Arda Güler'le birlikte Galatasaray'dan Beknaz'ı da ee, bu listeye koymuş. Genç oyuncu hem iki kanatta oynayabiliyor hem de forvette oynayabiliyor. Galatasaray altyapısında bu sezon 21 maçta forma giymiş. 16 gol 5 asistlik performansıyla göz doldurmuş. Ee, hocam 16 golü duyduktan sonra tabii ben de olsam ben de şey yaparım diye. Hayır ben bunu ayrı bir şekilde izledim. Bu Galatasaray'dan kovulan sonra işte hani kadın madım bilmem ne falan filan olayı var diyen arkadaş e, anlattığı bazı maçlar var. Ben takip ettiğim. Bu çocukta İş var ama sürdürebilir mi? Ben ondan emin değilim. Yani devamını getirebilir mi? İnşallah bu haber doğrudur. Sabah gazetesinin haberlerine pek güvenmem ama inşallah bu haber doğrudur arkadaşlar. Ben bu kadar söyleyeyim. Siz de demek istediğimi anlayın. İnşallah doğrudur. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de sol kanada iki aday. Şimdi sol kanat için Ryan Kent ve Stephen Mavit dediği gündemini almış. Haberin detayında ne diyor? Teknik direktör Jesus ilk olarak sol kanada oyuncu istiyor. Ee, Ryan Kent mavi dedi. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben Giresunspor maçından önce çektiğim için bu videoyu rahat rahat konuşabilirim. Açıkçası kadro açıklanmadan önce yani bilmediğim kadrodan dolayı söylüyorum. Sol kanatta bakın Rossi denendi. King denendi. Pedro denendi. Kısmen Valencia denendi. Arda Güler denendi. İrfancan Kahveci denendi. Değil mi? Emre Mor denendi. Şimdi Ferdi Kadıoğlu deniliyor. Muhtemelen Ferdi Kadıoğlu 11'de başlayacaktır. Aslına bakarsanız bir şey söyleyeyim mi? Sol kanatta Valencia'yı oynatıp Korvette Batşuay'ı Batşuay'ın arkasında Arda Güler'i denesek bence kötülük gibi takım oluruz. Bak. Sağ açıkta Ferdi Kadıoğlu. Arkasında o sahi. Orası müthiş bir koridor. Sol bekte Luan Perez. Önünde Valencia. Korvette Batşuay'ı. Arkasında Arda Güler. Biz eğer böyle bir kadroya çıksak kazanırız. Mavitti diye gelince 24 yaşında sol kanat oyuncusu İngiltere diyor. 8 milyon euro piyasa değeri var. 2024'te sözleşmesi bitecek. Montepierre'lerin futbolcusu Fransa Ligi'nde. Sol kanat orvet forvet arkası oynayabiliyor. Demokratik Kongo asıllı oyuncu. Bu sezonki istatistikleri pek iç açıcı değil. Juventus U23'te 2020 yılında Montepierre e, 6.3 milyon euro almış bu sezon 22 maç 4 gol 2 asist 1081 dakika Şimdi e, Ryan Kent'e bakıyorsun Yani yıllık 1 milyon sterlin kazanıyormuş e, Hızlı ve teknik oyuncu diyor Jesus'un radarına takıldı diyor Mavittidi de Arsenal altyapısına eşli 24 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2024'te bitecek Mavittidi ismini ilk defa duyuyorum Hani e, Herhangi bir duyuma sahip değilim ama bana deseniz ki hocam alalım mı şu istatistik Asla dedirtir. Ryan Kent içinde şunu söyleyeyim. Bir Fenerbahçe'ye kesin geliyor dediler. Bir hayır dediler. Ben videoda da belirttim. Mane ve Kent'le ilgili bir videomuz var kanalda izleyebilirsiniz. Orada da belirttiğim şeylerin hala arkasındayım. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday Rui Patrício. Bir kere bu sürpriz aday değil. Bu sezonun içerisinde çok konuşulan bir isimde. Onu söyleyeyim. Çok konuşuldu bu isim. Hatta hatırlayanlar ha diyecektir. Ama haberi merak ettim. Fenerbahçe gelecek sezon için kaleci aramalarına başladı. Rui Patricio'yu gündemine aldı. Ee, Sabahta yer alan haber. 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio. Serie A ekibi Roma falan filan. Tam e, Portekiz milli takımının kalesini korudu. 107 maçta görev aldı. 35 yaşındaki deneyimli Filebekçisi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Arkadaşlar bakın. istediği takımda görev alsın. Galatasaray'da bir oyuncu vardı. Hatırlarsınız. Inaki Pena diye. Ee, ben şunu söyleyeyim. Bu Pena ismi hani menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a dönerildi. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da belki dönerilmiştir. Arkadaşımızın 2023'te sözleşmesinin bitişi var. Sözleşme bitiş tarihi. 2023'te bitiyor. Ve bu sezon 3 maça çıkmış. 5 gol yemiş. Ee, bir kez de kalesini gole kapatmış. Ancak yani Kral Kupası'nda 3 gol yemiş. Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol yemiş bir maçta. Ee, Barcelona bu sezon çok az gol yiyen bir takımdı. Yani piyasa değeri 4 milyon euro. Yaşı 24. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni yanlış anlamayın. Eğer yabancı kuralı serbest olursa sıra bakarsanız alınabilir bir isim değil mi? Hani Patricio Matricio bence hikaye. Hani bence Patricio Matricio bizde olmaz. Hani bize eğer alacaksak da yabancı kaleci alacaksak da genç yabancı almalıyız. Bana kalırsa. Bu benim şahsi fikrim. Bana kalırsa. Bu çocukta zaten gözlemledik. Gözümüzün önünde oynadı. Bir şeyler yaptı. Bildiğimiz bir futbolcu. Hani takdiri siz değerli kardeşlerime bırakıyorum. Ne derseniz arkadaşlar? Hani Patricio mu yoksa Inaki Pena mı desem ne pena dersiniz ee, diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye Premier Lig'den flash orta saha. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hocam haberleri sanki ilk defa duyuyor gibisin. İnanın ben de ilk defa duyuyorum. Notlarımı ekliyorum ama bakamıyorum. Gelecek sezon Fenerbahçe formas e, orta sahayı güçlendirmek istiyor. Wolverhampton'da oynayan Bobokar Traore. Babakar. Babakar Traore. Şimdi bu futbolcunun ismi hoşuma gitti. Futbolcu dediğim böyle olur. İsme bak. Ben futbolcuyum diyor şimdi e, 21 yaşında futbolcu 5 milyon euro piyasa değeri var sözleşme bitiş tarihi 2023 Haziran diyor ama e, kiralanmış oradaki sözleşme bitiş tarihi 2024 Bu arkadaş bu sezon kiralık kasık sakatlığı var dönüşü bilinmiyor ancak e, haberi yapan arkadaşım Sanırım bir şeyin farkında değil Wolverhampton Mets'ten kiralıyor. 2 milyon euroya. Tamam mı? Bu futbolcu bilginiz olsun. 13 maç oynatıyor. 1 gol 1 asist 715 dakika oynuyor arkadaşımız. Bir tane rezervlik maçında da 45 dakika oynuyor. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Futbolcuyu beğeniyorlar. 2 milyon euroya kiralayıp 1.8 milyon euro piyasa değeri varken 2 milyon euroya kiralayıp Mets'ten alıyorlar. 11 milyon euro vererek de bon servisini alıyorlar. Yani 13 milyon euroya bu arkadaşı transfer ettiler bile. Yani Türkiye'de haberciliğin geldiği son nokta burası işte. Hedefteki isimlerden birisi bu Traore. 21 yaşındaki oyuncuyu zorunlu satın almış. Metsen kiralamış. Liverpool oyuncu için bütçe ayrılınca Wolves Haziran'da kullanabileceği 11 milyon euro opsiyonu Ocak ayında kullandı. Traure'nin menajeri Kaan Toker Fenerbahçe'nin genç yıldızı olan ilgisini doğruladı. Ne demiş? Dur bakalım. Belçika'da'nın adından olan Traore'nin geleceğiyle ilgili olarak bu ülkenin basında yaptığı açıklamada Traore ile birçok kulüp ilgileniyor. Böyle iyi bir futbolcu herkes takımda görmek ister. Fenerbahçe'nin de ilgisini çeken bir isim. Neler olacağını göreceğiz demiş. Şimdi çok çok merak ettiğim için soruyorum. Yani birincisi nereye Fenerbahçe'nin ilgisi var demiş. İkincisi bundan Fenerbahçe'nin haberi var mı? Üçüncüsü ikiye kiralamış. 11'e satın almış. 13 milyon euro. Bir premierlik takımı. 13 milyon euro yatırım yaptığı futbolcu sana kaça verecek? Sadece mantık. Mantıksal olarak soruyorum. Yani sadece sana soruyorum. Yani sadece soruyorum sana kaça verir? Yani arkadaşlar bazen de e, duyumu sizin sorgulamanız lazım. Geçiniz. Braga Buruma'nın bon servisini istiyor. İşte en sevindirici gelişme bu. Fenerbahçe devre arasında Braga'ya kiraladı bu Ve gösterdiği performansa da büyük beğeni topladı. Türkiye'de Galatasaray'da kendini ispatladı. Fenerbahçe'ye geldi. Taraftar çöpledi. Hayal kırıklığına sebep oldu. Portekiz'e gitti. Galatasaray'ın önemli bir yatırım olarak Türkiye ne önemli yatırımdan bahsediyorsun? Alman ekibine 15 milyon euroya satmıştı diyor Galatasaray. Bakın Türkiye'deki basının medyanın ne kadar karakterli olduğunu gösteren bir haber. Bak cümleleri tek tek okuyayım. Galatasaray'ın önemli bir yatırımı olarak Türkiye'ye transfer olan Buruma daha sonra 15 milyon euroyu Alman ekibi Leipzig'e satılmıştı. Bundesliga'da aradığını bulamadığın işte çıkışlı performans 28 yaşındaki hücumcu Fenerbahçe'de kötü, çok kötü performansıyla hızlıca gözden düşmüş. Satın alma opsiyonuyla Braga'ya kiralamış. Şimdi Galatasaray 15'e satmış. Bu arada ben videoyu çekerken e, maç devam ediyor Benfica Braga maçı. Allah Allah. Kadrolar falan. Açık mı acaba? Buraya bir yazayım. bırak Braga diye. Çünkü bu arkadaşlar şeyleri yapıyorlar. Ee, bak ben şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Bu arada Buruma ilk 11'de 27 numarasıyla. Skor şu an için 0-0. Serdar Saatçi'yi mi gördüm? Ha, yedeklerdeymiş Braga'da şifreyi aldınız inşallah. Neyse. Arkadaşımızın Galatasaray'la ilgili bak. Şimdi ben size anlatayım meseleyi. Galatasaray Sporting Lisbon'dan 13 milyon euroya kiralıyor. Mesela satın alıyor özür dilerim. 13 milyon euroya. 2013 yılında. Futbolcu Galatasaray'a gelince ayağından ciddi bir sakatlık yaşıyor. O sezon Gaziantepspora sakat oyuncuyu kiralıyorlar. Yabancı kontenjanı açılsın diye. 2 milyon euro yıllık ücret verseler etti sana 15. Sonra futbolcu Galatasaray'a geliyor. Düşüşte Soçcedat 1.9'a kira alıyor. 15'ten 1.9'u çıkar. 13.1 Galatasaray'da o arada aldığı yine bir sezonluk 2 milyon euro'luk ücreti de dahil edelim. Ya da yıllık ücretini dahil etmeyelim. 13 milyon euro. 1.9'a kira alıyorlar. Ne yaptı? 12-11.1 Sonrasında Soçcedat'tan geliyor Galatasaray'a. Bir sezon çok iyi oynuyor. Leipzig inanılmaz şekilde 15 milyon Euro'yu alıyor. Yani 4, 4 milyon Euro civarında bir karı oluyor Galatasaray'ın ama 13, 14, 14, 15, 15, 16, 2'şer milyon Euro'dan da 6 milyon Euro dese sıfıra sıfır elde var sıfır hatta zararda bile oluyor Galatasaray. Leipzig PSV'ye satıyor 12 milyon Euro'ya. PSV Olympiakos'a kiralıyor. Fenerbahçe'de 4.250'ye satıyor. Şu anda futbolcu... Ee, Bur, e, Braga'da satın alma opsiyonlu kiralık satın alma opsiyonunun 5.5 milyon euro olduğu iddiası var bendeki duyumlarda inşallah doğrudur peki futbolcunun bu sezon Fenerbahçe'de kötü performans sergilemiş Süper Lig'de bir maç 27 dakika ee, Avrupa Ligi elemelerinde iki maçta 95 dakika oynamış bir asisti var yani yaklaşık 100, 110 122 dakikada bir asisti var Başka bir maçı daha vardı sanki. Şampiyonlar Ligi elemesinde 70 dakika. Yani gol ya da asist yok. 100 yani yaklaşık 200 dakika Fenerbahçe dönüyor, bir asist. Sonra Portekiz'e gidiyor. Portekiz'de artık düzenli olarak oynamaya başlıyor. 12 maçta 3 gol, 4 asist ligde ve performansını sürdürüyor inşallah. Yolu bahtı açık olsun inşallah. Ee, güzel bir sonuca şey yapar. Bu arada Braga'da Serdar Saatçi de oynuyor arkadaşlar. Çok şey yapmıyorlar. Yedeklerde tutuyorlar genelde. yani iyi bir Türk stoperdi. Beşiktaş'ta kendini kanıtlıyordu az kalsın ama bakalım kaderi nereye götürür. Neler yaşar? Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Yani Braga Fenerbahçe ile pazarlığa oturacak Fenerbahçe'nin forveti de Rangers'tan. Bir sonraki haberimiz bu. Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u gündemine almış. Arkadaşlar bunu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben size bunu belirtmiştim. Alfredo Morelos ismini. Nasıl belirtmiştim? Bir dönem bize yazdılar. Ancak bizim alakamız yoktu. Fakat sonra dedim ki oyuncunun sözleşmesi ne zaman bitiyor? Bir inceleyelim. Arkadaşlar oyuncu 31 Mayıs 2023'te sözleşmesi bitecek. Yaşı 26. Kolombiyalı. Bakın Kolombiyalı 7 milyon euro piyasa değeri var. Ancak 43 maça çıkmış 12 gol 7 asist 2176 dakika. Yani aşağı yukarı ne yapar? Aşağı yukarı 24 maç. 24 maç diyelim. 12 gol 7 asist. İyi de hocam orada ben de yaparım. İyi yap o zaman. Elinden tutan mı var? Ayağını rangaya vuran mı var? Git yap. Şimdi Alfredo Morelos'u kime sorsam aynı cümleleri söylüyorlar. Hocam diyorlar. Samatta'nın Kolombiyalısı diyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Sözleşmesi bitecek. Misal veriyorum bir firmin oyu becerebilip transfer etsen hani Valencia'nın gideceğini düşünerek söylüyorum. Cao Pedro'ya teklifler var. Ee, bir mesela bir 7 milyon euroya Cao Pedro'yu satsan tamam mı? Elde ne kalıyor? Batshuayi kalıyor. Batshuayi içinde teklifler olursa ben şunu söyleyeyim. firmin oyu dava getirdin bir şekilde. Firmino'nun arkasına Alfredo Morelos'u koyarsan sırıtmaz. Emin ol sırıtmaz. Yani Firmino Morelos 3. bir falan yani tek forvet sistemine döneceksek dönmeyeceksek bak Firmino, Batshuayi, Morelos, Serdar Dursun sırıtır orada. Acaba şu King var ama yani onu ikinci yani forvet olarak şey yapmıyorum. Gördünüz değil mi arkadaşlar kaliteyi? Ben sadece bunu söylüyorum. Yıllık ücreti düşük olur. Düşük yıllık ücretle getirebilirsin. Ama şu an için gündemimizde yok açıkçası. İstediği kadar burada yazsınlar. Enner Valencia'ya şey yapacak şöyle böyle. Sevilla'da istiyor demiş. Yani Sevilla'nın ilgisinin olduğunu söylemiş. Ne demiş? Konuşmamak daha iyi. Mesajını atmış Rangers'da idmanda çekmiş fotoğrafını yükleyip altına ellerim her zaman seninle tanrım demiş. Genç bor ve Temmuz 2007'den beri formasını giydiği İskoç devinde bu sezon 43 maç 12 gol 7 asist. Bunu da size söylüyorum arkadaşlar. Bu mavit dediği içinde ben dediğim gibi bana gelen bir duyum, bilgim yok. Samat da demişken aklıma iyi geldi. Samat da demiş ki genkte kalmak istiyorum demiş. Bir daha söyle. Genkte kalmak istiyorum demiş. Ah keşke. Yani ah keşke genkte kalsan. Yani Fenerbahçe taraftarı olarak inan kalbimiz genk takımıyla şunu da söyleyeyim ya aslına bakarsanız hani Samad da o kadar da kötü bir futbolcu değil. Yıldız bir futbolcu. Bu arada playofflarda 90 dakika oynamış ilk maçta. Bu sezon 31 maçta 6 gol 1 asisti var. Bakın 6 gol 1 asist. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Ee, Belçika Ligi puan durumu diye arada sırada ben bakıyorum. Genk ee, şampiyonluk turunda ilk maçını kazanmıştı. İkinci maçında bakalım ne yapacak Antwerp'le. Şu anda Union Saint Glass takımı da 41 puanda. Ama bir maç eksiği var Genk'in. Eğer Genk iki maçı alırsa özellikle Union maçını kazanırsa veya Antwerp maçını kazanırsa ciddi bir avantaj elde etmiş olur. Hatta şampiyonluğun şahısını almış olur. Ayrısı olsun inşallah Genk şampiyon olur da zorunlu opsiyon devreye girip direkt alırlar. Onu da söyleyeyim. Çok iyi gidiyordu Genk ama nazar değdirdik. 34. maçlar 75-75 St. Claude'dan aynı puana sahip oldular. Hayırlısı olsun arkadaşlar Fenerbahçe için. Zaten Fenerbahçe'nin bu sezon enteresan maçları var. Şimdi bir kardeşimiz sosyal medyada paylaşmış. Diyor ki bak Fenerbahçe 3 Ümraniye 3. Ümraniye'nin ilk golü offside. İkinci gol öncesi verilen korner yanlış. Out olması gerekiyor. Üçüncü gol penaltıdan ama dışarıda olan ceza sahası dışında olan faule penaltı verildi. Gitti 2 puan. Fenerbahçe 3 İstanbulspor 3. Fenerbahçe'nin golü verilmedi. Penaltısı verilmedi. İstanbul'a yanlış penaltı verildi. Bakın 3 gollü kata arka arkaya. Etti sana 4 puan. Adana Demirspor 1. Fenerbahçe 1. Fenerbahçe'nin golü verilmedi. 2 bariz net penaltısı verilmedi. Hani ikisi net. 3 penaltısı verilmediği konuşuluyor. E herkesin gördüğü. Bakın 6 puan. 5-0 Fenerbahçe 0 son dakikalarda Serdar Aziz'e yapılan net penaltı verilmedi diyor. Hadi bunu da dahil edelim. 8 puan. Ben şunu da söyleyeyim. Belki o deplasman maçını kazansan hani üçlü savunmayla çıkılır mı mantığını yıkmış olacaksın. Belki de rakipler üçlü savunmayla senin derbilere çıktığında ayakları titreyecek Bunlar bir şekilde kazanır diye. Belli olmaz. Bak 8 puan gitti. Fenerbahçe bir giriyorsun iki. Pedro'ya verilen kartları bir kenara bırakıyorum. Serdar Aziz'e yapılan net penaltı verilmedi diyor. Ki o penaltı verilse Fenerbahçe 2-0 öne geçecek. Maç kop kopacak. Pedro'ya verilen kırmızı verilmesi zaten ayrı besin. 11 puan. Konya bir Fenerbahçe bir Valencia'ya verilen kartı takdirinize bırakıyorum demiş. Serdar Dursun'a yapılan net penaltı verilmedi. Hadi bu 3 puan da buradan etsen 14 puan. Şimdi bazı maçların da açıklaması yok. Galatasaray evinde 3-0 kaybetme. Yani evet Hakemler bu maçlara böyle yaptı ama bu maçın açıklaması yok. Beşiktaş'a evinde Beşiktaş 10 kişiyken yenemiyorsun. İşte taraftarın öfkesi, kızgınlığı buna. Ha, şunu da söyleyeyim. Mesela bir Galatasaraylı da der der ki Osayi'nin Alanya maçıydı sanırım. Niye kart yemedi der. Orada kırmızıydı der. Ki bana göre de kırmızı ben videoda da söyledim. Ee, o kırmızıyı verse yani o kırmızıyı verse Gerçi Furkan da 5-10 dakika sonra yine kırmızı yer. Fenerbahçe yine bir şekilde aldırdı ama taraftar da bunu konuşuyor. Mesela ben şunu da söyleyeyim. Giresun maçını hep anlatıyoruz ama Giresun maçındaydı sanırım yanlışım yoksa. Bizim kazandığımız penaltıyı ben içime silmemiştim. O gün yayında da söylemiştim. Ben buna rakibe bu penaltı verilse sevmem. Yani hakeme söverim demiştim. Ben açıkçası Giresun maçında çok saymıyorum. Ama e, ya her takım lehine de aleyhine de hatalar olabilir. Fakat bariz bir şekilde olunca sıkıntı. Düşünsene ya. Yani gol atıyorsun ya da rakibin gol atıyor. Golü iptal etmek için diyor ki ya offside'ımsı olabilir. Bu golde bir şey çıkabilir. Başka bir mesela İstanbul maçında Galatasaraylı oyuncu yerden kayıyor. Çok sert müdahale. Kırmızı ver. Yok vermem. Niye? Vermem. Ayıp olur. Yani birçok maçta Başakşehir maçında Galatasaray mesela 3-2 kaybetti Türkiye kupasında. Ağlıyorlar hazırlıyorlar, Hakem hakkımızı yedi. 3 tane Galatasaray oyuncusunun net yemesi gereken kırmızı kartı. Bien Sports Trivue ekibinden tut. Herkese, herkes aynı şeyi söylüyor. 3'ü Üç, üçü de kırmızıydı diyor. Çok enteresan bir e, sezonda, çok enteresan bir ligdeyiz. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Bende duyumlar bitti, bende de yorumlar bitti. İnşallah Fenerbahçe'miz Giresun maçını kazanmış olur. Galatasaray'da Başakşehir'e takılır da inşallah Fenerbahçe'nin önü açılır. Sevgili arkadaşlar, görüşmek üzere.